sabah oldu. Postacı Bay Zebra'nın özel bir teslimatı var. Posta! Bayan Domuz Peppa ve Bay George'a özel teslimat. Nedir o? Bir oyuncak dolabı. Ama bu çok düz görünüyor. Evet, kendiniz yapıyorsunuz. Merak etme Peppa. Annenle baban onu kolayca yaparlar. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi oyuncak dolabınızı yapacağız. Evet. Çok tuhaf. İçinde talimat yok. Belki de bu dolabın yapımı talimat gerektirmeyecek kadar basittir. Anne, yardım edebilir miyiz? Evet. Önce bir raf lazım. İşte yeşil bir raf. Teşekkür ederim Peppa. Şimdi 4 ayak lazım. 1, 2, 3, 4. 4 mavi ayak anne. Güzel. Bunu hemen hallederiz çocuklar. İşte kırmızı kapı anne domuz. Teşekkür ederim baba domuz. İşte bitti. Çok iyi anne domuz. Bu çok küçükmüş. Oyuncaklarımız içine nasıl sığacak ki? Biraz küçük, evet. Aa, George'da da bir parça var. Bu da belki yedek raftır. Ve burada bu parçalar da var. Olamaz. Oyuncak dolabı küçük oldu. Çünkü anne domuz bütün parçaları kullanmamış. Ayırıp tekrar başlamamız gerekiyor o zaman. Hayır, olamaz. Keşke talimat olsaydı. Küçük bir oyuncak tren. Bu oyuncak değil. O Gertrude. O bir minyatür lokomotif canım. Ama gitmesi için raya ihtiyacı yok mu? Hayır. Ona araba tekerlekleri taktım. Böylece istediği her yere gidebilir. Büyük baba, Gertrude'a binebilir miyiz? Atlayın. Tam hız ileri. Güle güle büyük anne. Görüşürüz. Peppa ve George büyük babanın küçük trenine bayıldı. Büyük baba köpek ve köpek Danny geldi. Merhaba. Merhaba Danny. Bakıyorum da oyuncak trenlerle oynuyorsunuz. Oyuncak mı? Gertrude oyuncak değil ki. Küçük kamyonun nasıl bakalım? Küçük kamyon mu? Benim çekici kamyonum düzgün bir iş aracıdır. Büyük baba, trene binebilir miyim? Sen bilirsin Danny. Trenle oynamayı tercih ediyorsan. Teşekkür ederim büyük baba. Bayan Tavşan okul otobüsünü kullanıyor. Solumuzda tepeler ve ağaçlar görülüyor. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Mavi bilet bir oyuncak araba kazandı. Tebrik ederim Danny. Ben de bir bilet alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim Peppa. Ne kazanmak istiyorsun? Balon gezisi. Ev yapımı çikolatalı pastayı kazansan daha iyi olmaz mı? Baba domuz ev yapımı çikolatalı pastaya bayılıyor. Kırmızı bilet, balon gezisi kazandı. Herkes balon gezisi için binsin. Kaç yolcumuz var acaba? 4 lütfen. Ve Teddy. Dinozor. Oo, Teddy ve dinozorla beraber 6 oluyor. Herkes binsin. Çabuk ol baba domuz. Bin hadi. Çabuk ol baba. İp çözülsün. Takozlar çekilsin. Tam hız ileri. Çok etkileyici bayan tavşan. Uzman bir pilot olmalısınız. Pek sayılmaz. Hayatımda ilk defa balon uçuruyorum. Sıkı tutunun. Bayan tavşan gökyüzüne yükselmesi için balonu sıcak havayla dolduruyor. Hoşçakalın. Güle güle.
gazete okumak isteyen var mı? Ben okurum. Emin misin baba domuz? Ben harita okumakta çok iyiyim. Gördüğüm kadarıyla bu harita biraz zor mu? Biraz daha yükselelim mi? Evet, lütfen. Yükseğe, yükseğe. Balon gökyüzünde yükseliyor. Gökyüzü nereye gitti? Merak etme Peppa. Sadece bulutun içinden geçiyoruz. Vay canına. Gökyüzü yine ortaya çıktı. Yaşasın. Big balon, big balon. Tekne geri geri gidiyor. Köprüye dikkat et. Oops. Ucuz atlattık. Güle güle. Hoşça kal. İyi eğlenceler. Umarım teknem tek parça halinde döner. Endişelenmeyi bırak. Bir şey olmaz. Peppa, hadi zili çal. Marş üstüne kaptan baba. Ben birazcık acıktım. Ben de öyle. Büyük baba mutfağa piknik sepeti koymuş. Mutfak nerede? Mutfak teknenin altındaki küçük yer. Gelin benimle. Peppa ve George teknenin içine giriyor. Vay canına. Ne kadar küçük bir mutfak. Piknik sepeti nerede? Muhtemelen buradadır işte. O piknik sepeti değil ki. O zaman burada olmalı. O da piknik sepeti değil. Bu mutfakta her şeyin yeri yanlış görünüyor. Vay canına, bir televizyon. Baba domuz piknik sepetini bulamıyor. Bulmak neredeyse imkansız. Burası benim mutfağım olsaydı piknik sepeti... Şurada olurdu. Aferin sana Peppa. Peppa piknik sepetini buldu. Nefis olmuş. Ördekler geldi. Merhaba bayan ördek. Ekmek ister misin? Peppa ve George ördeklere ekmek atmaya bayılıyorlar. Dikkat, ileride uzun sazlıklar var. Merak etme, büyük babanın teknesi aralarından kolayca geçer. Sıkıştık mı? Hayır, geri gidebiliriz. Şimdi sıkıştık mı? Evet. Olamaz. Büyük babanın teknesi sazlığa sıkıştı. Pa ve koyun Suzi pişti oynuyor. Pişti, ben kazandım. Peppa ve Suzi en iyi arkadaşlar. Pişti, yine ben kazandım. Ama hile yaptın. Hayır yapmadım. Karta baktın. Hayır bakmadım. Artık seninle oynamak istemiyorum. Ben de artık seninle oynamak istemiyorum. Olamaz. Peppa ve Suzi tartıştı. Anne koyun Suzi'yi eve götürmeye geldi. Peppa, Suzi'ye güle güle de. Ben onunla konuşmuyorum işte. Ben de onunla konuşmuyorum. Eminim barışırlar. Onlar gerçekten en iyi arkadaşlar. Bu hiç komik değil. Biz artık iyi arkadaş değiliz. Baba domuz yemek hazırlıyor. Peppa, George, yemek vakti. Makarna yaptım. Ne oldu Peppa? Peppa ve Suzi biraz tartıştılar. Ama Suzi'yi birazcık özledim. Hadi Suzi'yi arayalım. Merhaba bayan domuz. Peppa Suzi ile konuşabilir mi lütfen? Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Eğer özür dilersen tekrar arkadaş olabiliriz. Hile yaptın dediğim için üzgünüm. Hile yapmış bile olsan. Pekala. En iyi arkadaşım olduğun için çok üzgünüm. Fark etmez. Ben de kendime başka en iyi arkadaş bul. Peppa ve George çok heyecanlı. Daha önce tavşan Rebecca'nın evine hiç gitmemişlerdi. Baba, az mı kaldı? Haritaya göre Rebecca'nın evi bir sonraki tepede.
Anlamıyorum. Tavşan Rebecca'nın evi burada olmalıydı. Kaybolmuş olmalıyız. Burası sadece havuç bahçesi. Tavşan Rebecca'nın evi nerede olabilir ki? Herkese merhaba. Rebecca, odamda oynamak ister misin? Oda mı? Ama evin nerede ki? Peppa, Rebecca'nın evini göremiyor. Bu tepe bizim evimiz. Buraya yuva deniyor. Size göstereyim. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin. Bizim merdivenimiz yok. Tünellerimiz var. Vay canına. Rebecca'nın evi Peppa'nınkinden biraz farklı. Burası bizim odamız. Vay canına. Tıpkı bizim gibi bir yatağınız, camınız ve oyuncak kutunuz var. Tabii ki. Evinizi çok beğendim. Keşke bir tavşan olsaydım. Buldum. Size tavşan olmayı öğreteyim mi, ister misiniz? Evet, lütfen. Önce burnunuzu oynatıp diklemeniz gerek. İşte böyle. Vik, vik. Çok güzel tavşan Peppa ve tavşan George. Peppa tavşan olmayı sevdi. George da tavşan olmayı sevdi. Tavşanlar havuçları sever. Nefis. Nam nam nam, nefis. George havuç sevmiyor. George onu denemiyor bile. O zaman bize daha çok kalır. Peppa ve ailesi Chloe'nin evine geldi. Merhaba. Herkese merhaba. Merhaba Peppa ve George. Bu Chloe, Peppa ve George'un büyük kuzeni. Yeni kuzenimiz nerede? İşte yeni bebek kuzeniniz. Yeni kuzen, küçük bebek domuz. Oh, ne kadar güzel. Bir kız bebek mi? Hayır değil, oğlan. Aa, keşke kız olsaydı. Bence de. George erkek olmasına sevindi. Dinosoy. Bebek dinozorunu oynayamayacak kadar küçük George. George, bebek seninle oynamak istemiyor. Benimle oynamak istiyor. Peppa, bebek top oyunu oynayamayacak kadar küçük. Ama o dinozor ya da topla oynamak istemiyorsa ne yapıyor ki? Yiyip içip uyuyor. Ve bunu yapıyor. Yenge domuz, bebeği tutabilir miyim acaba? Evet, çok dikkatli olursan Alexander'ı tutabilirsin. Alexander mı? Adı bu. Bebek Alexander. Küçük bir domuzcuk için ne büyük bir isim. Erkek bile olsa çok güzelmiş. Kık kık kık. Aa, bu koku da ne? Sanırım Alexander'ın altını değiştirmek gerekiyor. İğrenç. Peppa, bebekken senin de altın bağlanıyordu. Hiç de değil. Anne, Peppa ve George'la bahçede oynayabilir miyim? Tabii ki. Baba domuz gazete okuyor. Okumayı bitirince gazetemi alabilirsiniz. Tamam, hadi alın. Artık resim yapmaya başlayabiliriz. Şapşal George. Büyük çocuklar ellerini boyaya batırmazlar. George elleriyle resim yapmayı seviyor. Peppa da elleriyle resim yapmayı seviyor. Çok güzel. Bir patates alabilir miyim anne domuz? Daha pişmediler baba domuz. Acıktın mı baba? Patatesi yemeyeceğim. Şimdi seyredin. Baba domuz ne yapıyor? Bunun ne olduğunu kim söyleyebilir? Bir çiçek. Akıllı baba. Küçükken resim yapmayı çok severdim. Eski resim malzemelerim nerede benim? Baba, neden o komik şapkayı taktın ki?
İşte bu benim berem. Bu bere beni resim yapma moduna sokuyor. Acaba ne çizsem? İyi seçim George. Yaşlı kiraz ağacını çizeceğim. O ne baba? Bu bir şövalye Peppa. Tuvalimi tutuyor. Tuval nedir? Biraz kağıda benzeyen özel bir resim malzemesi. Onlar diş macunu mu baba? Hayır Peppa. Bunlar yetişkin ressamlar için özel boyalar. Büyük anne ve büyük babanın tavan arası evin en üstünde. İşte tavan arasının kapısı. Oraya nasıl çıkacağız? Zekice bir numaram var benim. Merhaba küçüklerim. Bu büyük anne. Hadi gelin. Bu bizim tavan aramız. Vay canına. Çok doluymuş. Evet. Eski hurdalarla dolu. Peppa ve George bazı şeyleri atmamıza yardım edecek. Güzel. Bu eski kutuyu atmakla başlayalım. O kutu olmaz. Buna ihtiyacımız var mı? O benim. İçinde gemi olan şişem. Ya bu? O da benim öbür gemi şişem. Ya bunlar? Onlar da benim öbür şişelerim. Hepsi lazım bana. Bazı şeyleri atmamız gerekiyor. Bir kutuya ne dersin? Hayır, şapkalarım olmaz. Olamaz. Neyi atacağımıza karar veremiyoruz. Buldum. Peppa ve George karar versin. Peki. Bu eski çantayı atalım hadi. Kesinlikle olmaz. Hayır. Bu sadece eski bir çanta değil ki. O bir pick-up. Ve bu da en sevdiğimiz plaktı. Çalabilir miyiz? Evet. Bunu yıllardır dinlemedik. Beni geçmişe götürdü. Hadi Peppa, George, dans edelim. Şimdi ne olacak? Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Parti ile ilgili mektubumu aldınız mı? Evet. Ve sana cevap yazdım. Aa, güzel. Vay canına. Bugün ne kadar çok mektup var. Bu kırmızı olanı benimki ve gerçekten çok önemli. Bana mı? Açabilir miyim? Sana Zoe ama açmadan önce sana teslim etmem gerek. Posta işleri böyledir. Oo. Bugün teslim edecek çok mektup var. Hemen başlasam iyi olacak. George'la ben de gelebilir miyiz? Atlayın bakalım Peppa ve George. Görüşürüz. Peppa ve George, Bay Zebra'nın postaları dağıtmasına yardım ediyor. Bu, Zebra Zoe'nin evi. Bu mektup Bayan Zebra Zoe'ye. Bayan Zebra Zoe. Zebra Zoe. Zebra Zoe. Zebra Zoe. Ho, hepsi Zoe'ye gelmiş. O benim mektubum. Ben atabilir miyim lütfen? Tabii ki. Peppa mektup atmayı seviyor. Anne, bak, tüm bu mektuplar bana gelmiş. Oo, harika. Bana okur musun anne? Sevgili Zoe, partine gelmeyi çok isterim. Köpek Danny. Koyun Suzy de partine geliyor. Rebecca, Pedro, Emily ve Candy de hepsi partine geliyor. İşte bu mektup da benden. Partine gelmeyi çok isteriz. Sevgiler ve öpücükler Peppa ve George yazıyor. Herkes Zoe'nin partisine geldi. Doğum günü kutlu olsun Zoe. Vay canına. Ne kadar çok hediye. Ah George. Şapkan nerede? George soğuk aldı. Hapşa! Zavallı küçük George. Hiç iyi görünmüyorsun.
Merak etmeyin. Şimdi Doktor Boz Ayı'yı ararım. Evet, ben Doktor Boz Ayı. Anladım. Siz George'u yatırın, ben hemen geliyorum. Teşekkür ederim Doktor Boz Ayı. Hoşça kalın. George'u hastaneye götürüp ilaç mı vermeniz gerek? Hayır. George'un sadece yatması gerek. Aa, yani George gerçekten hasta değil, öyle mi? Hayır. Bu çok iğrenç. Oh, zavallı George. Hadi seni hemen yatıralım. George, bir süre yataktan çıkmaman gerek. Hayır. George yatmak istemiyor. George, iyileşene kadar yatakta kalman gerek. Neden? Çünkü seni sıcak tutmamız gerek. Neden? Çünkü Doktor Boz Ayı öyle diyor. Merhaba, hastam nerede? Ağzını kocaman aç. Hadi bakalım. George biraz korktu. Peppa, sen çok büyük ve cesursun. George'a nasıl yaptığımızı gösterir misin? Tabii ki. George soğuk almış. George'un ilaç mı içmesi gerek? Hayır, ama yatma vaktinde uyumasına yardım edecek ılık süt içebilir. Teşekkür ederiz Doktor Bozay. Rica ederim. Hoşça kalın. Bu çok güzel. Belki gözlerimi birazcık kaparım. Hiç de fena olmaz. Büyük anne domuz ve çocuklar büyük bir kumdan kale yapıyorlar. Çok fazla kuma ihtiyaçları var. Kalenin burçlarını kovalarla yapıyorlar. Ne harika bir kale. Eve gitme vakti. Tekne nereye gitti? Bak büyük anne. Olamaz. Büyük baba domuz uyuyakalmış ve tekne sürükleniyor. Büyük babayı uyandırmamız gerek. Olabildiğince yüksek sesle bağırın. Büyük baba domuz uyan! Uyan! Olamaz. Büyük baba domuz hala uyuyor. Büyük baba bizi duyamayacak kadar uzakta. Korsan adasında mahsur kaldı. Kazazede olduk. Ne yazık ki 100 yıl burada kalacağız. Yabani meyve ve böğürtlen yemek zorunda kalacağız. Ve böceklerle salyangozları yemek zorunda kalacağız. Aileler çocuklarını karşılamaya geldi. Neredeyim ben? Merhaba. Herkese merhaba. İyi vakit geçirdiniz mi? Evet. Aslında geride bir şey unuttum ben. Hemen dönerim. Bakın. İşte büyük babam. Kurtulduk. Yaşasın. Tekneme hoş geldiniz canlarım. Yaramaz büyük baba domuz. Bizi bırakıp gittin sandık. Affedersin büyük anne domuz. Gelecek sefer uyuyakalmayacağıma söz veriyorum. Damgayı da alıyorum ve kağıdı damgalıyorum. Vay canına. Bay Tavşan'ın ne kadar harika bir işi var. Ben de damgalayabilir miyim? Tabii. Dur sana kağıt bulayım. Burada kağıt var. Al, boş kağıt kullansak daha iyi olur. Al, bunu kullan. Peppa damgalamayı çok sevdi. Bay Tavşan'ın işini yapmayı çok sevdim. Tura devam edelim. Sırada Bayan Kedi'nin masası var. Merhaba Peppa ve George. Merhaba. Benim işim bilgisayarda şekiller çizmektir. Sonra da onların çıktısını almak. Vay canına. İşte bir çıktı daha. Teşekkür ederim. Bayan Kedi'nin ne güzel bir işi var. Ben de yapabilir miyim? Sanırım şimdi sıra George'ta. Doğru George. Çalışma sırası sende.
George mavi üçgenler yapıyor. Şimdi çıktısını alalım. Bayan kedinin işini yapmayı çok sevdim. Şimdi benim masamı görmek ister misiniz? Evet, lütfen. Burası baba domuzun masası. Bakın, benim işim çok karışık. Büyük rakamları alıyorum ve dönüştürerek tanjantlarını hesaplıyorum. Baba domuzun işi çok çok önemliye benziyor. Damgan var mı senin? Hayır. Bilgisayar kullanıyor musun? Hayır, ama renkli kalemlerim var. Küçük kamyonun nasıl bakalım? Küçük kamyon mu? Benim çekici kamyonum düzgün bir işe aracıdır. Büyük baba, trene binebilir miyim? Sen bilirsin Deni. Trenle oynamayı tercih ediyorsan... Teşekkür ederim büyük baba. Bayan Tavşan okul otobüsünü kullanıyor. Solumuzda tepeler ve ağaçlar görülüyor. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Peppa'nın bütün arkadaşları burada. Biz de trene binebilir miyiz? Çocuklarla eğitici otobüs turu yapıyorum. Trenler eğitici midir? Kesinlikle öyleler. Trene binmek isteyenler el kaldırsın. Ben. Otobüste kalmak isteyenler el kaldırsın. Tamam. Hepiniz trene binebilirsiniz. Ben de arkanızdan gelirim. Ne kadar çok çamur. Saplanmak istemeyiz. Başka yoldan gitsek iyi olur. Sadece bir çamur birikintisi. Hadi Gertrud, yapabilirsin. Hadi otobüs, yapabilirsin. Otobüs çamura saplandı. Hay aksi. Merhaba Bayan Tavşan, bugün nasılsınız? Çamura saplandım. Beni kurtarabilir misiniz? Tabii ki. Kamyonunuz yeterince güçlü mü? Bana güvenin. George ve ben arsa salyangozculuk oynamak istiyoruz. Bu sepetler kabuklarınız olabilir. İşte şimdi gerçekten iki arsız salyangoza benzediniz. Baba domuzun bütün lahanasını yiyeceğim. O güzel lahanamdan uzak dur seni arsız salyangoz. Büyük baba domuz bana bağırdığı zaman küçük evimde saklanacağım. Peppa'nın arkadaşları geldi. Merhaba büyük baba domuz. Merhaba Suzy. Peppa ve George'la oynamaya mı geldin? Evet. İnan nerede olduklarını bilmiyorum. Burada sadece ben ve bu iki salyangoz var. Biz arsız salyangozlarız. Biz arsız salyangozlarız. Sürpriz. Salyangoz taklidi yapıyorduk biz. Biz de salyangoz olabilir miyiz? Hepinize yetecek sepeti bolduğunu sanmıyorum. Ama başka bir şey olabilirsiniz. Bahçemizdeki heyecan verici şey. Havuç mu? Tavşan Rebecca havuçları seviyor. Hayır Rebecca, havuç değil. Böyle gelin. Bu vızlama sesi nedir? Şu küçük evden geliyor. Büyük baba, o oyuncak evden neden öyle tuhaf vızlama sesleri geliyor? O oyuncak evi değil Peppa. O bir arı evi. Ona kovan deniyor. Bakın, işte bir arı. Anne domuz, pedal çevirmiyorsun. Affedersin baba domuz, manzaranın tadını çıkarıyordum. Peppa ve ailesi tepeye ulaştı. Peppa'nın bütün arkadaşları orada. Merhaba. Bisiklet yarışı yapacağız biz.
Peppa sen de yarışmak ister misin? Tamam. Tepeden aşağı ineceksek olur. Tamam. Peppa ve arkadaşları tepeden aşağıya yarışıyor. Hepiniz hazır mısınız? Hazırız. Ben düdüğü çalınca başlayabilirsiniz. İşte böyle. Pedro çok erken başladı. Dur Pedro. Yarış daha başlamadı. Affedersiniz Bay Domuz. Düdüğün böyle çalınacağını söylemeye çalışıyordu. Dur! Affedersin Pedro. Bu sefer benim hatam. Gelecek sefer düdüğü duyduğunda başlayabilirsin. Başlama dedi. Sanırım. Hadi. Hadi Peppa. Ama baba, düdük çalmadın ki. Köpek Deni önde gidiyor. Beni bekle. Yaşasın. Ben kazandım. Tebrikler Peppa. Evet. Yokuş aşağı bisiklet kullanmakta çok iyiyim. Peppa'nın arkadaşları için eve gitme vakti. Peppa. Güle güle. Bizim için de eve gitme vakti Peppa. Anne, ben çok yoruldum. Yokuş yukarı ve aşağı bisiklete binmek bacaklarımı gerçekten yordu. Sizin bisikletinize binebilir miyim? Ama baba domuz nereye oturacak? Babam benim bisikletime binebilir. Çok güzeldir. Oh, pekala.